Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. İlk başlığımız İsrail zulmü. Üstelik yalnızca Filistinliler değil, Falaşalar olarak bilinen Etiyopyalı Yahudiler de İsrail rejiminin ırkçı ve ayrımcı politikalarına maruz kalıyorlar. Hafta başında Tel Aviv sokaklarını dolduran ve polisle çatışan Etiyopyalı Yahudiler bu kez Filistinler için sokağa çıktı. Tekbir getirip yaşasın Filistin sloganlarıyla yürüdüler. Görüntüler geliyor. Zalim İsrail rejimine karşı Filistinlilerle tek yürek oldular. Onlar İsrail'in öteki Yahudileri, Falaşalar olarak bilinen Etiyopyalı Yahudiler. Ötekiler çünkü beyaz değiller ve yıllardır İsrail'de gördükleri ırkçılığa, ötekileştirmeye karşı bu kez çok daha gür bir sesle karşı çıkıyorlar. Etiyopyalı Yahudi 19 yaşındaki Solomon Tekah'ın İsrail polisi tarafından vahşice katledilmesi olayların başlamasındaki en önemli etken. Etiyopyalı Yahudiler de öfkelerini, acılarını duyurmak için günlerdir sokaktalar. Tel Aviv'de düzenlenen protestoda seslerini bu kez Filistinliler için yükselttiler. Üstelik tekbirlerle. Grup Yaşasın Filistin, Filistin'e özgürlük sloganları dağıttı. Filistinliler de son bir yıldır yaptıkları gibi barışçıl büyük dönüş yürüyüşü için yine Gazze sınırındaydı. Ne var ki barışçıl yürüyüşe karşı İsrail polisi de sahnedeydi. Müdahale geldi. Eli kanlı İsrail polisi Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı. Özgürlüğü uğruna yürüyen 40 Filistinli yaralandı. Bomba imha uzmanlarının en büyük yardımcıları ve en yakın mesai arkadaşları patlayıcı uzmanı köpekler. Özel yeteneklere sahipler ve çok titiz bir eğitimden geçiyorlar. Çünkü çok önemli operasyonlarda çok önemli rolleri var. Her an göreve hazır olabilmeleri için de sürekli olarak eğitimdeler. İşte o eğitimlerden biri. Şüpheli paketleri kokluyor, içinde bomba düzeneğinin olup olmadığını şıp diye anlıyor. Onlar Ankara Emniyeti'nin göz bebeği, patlayıcı uzmanı dedektör köpekler. Pasif alarm işaretlediniz. Belki de saatlerce sürecek tespit ve imha işlemlerini dakikalar içinde çözüyor uzman burunlar. Onlar bomba imha uzmanı ekiplerinin en yakın mesai arkadaşları. Bomba uzmanı köpekler uzun ve zor bir eğitim sürecinden geçiyor. Güçlü koku alma yetenekleri sayesinde toprağa da gömülü olsa, arabaların zulalarına da yerleştirilmiş olsa patlayıcı maddeye anında ulaşıyorlar. Türkiye genelinde 130 bomba köpeği bulunuyor. Bunlardan 5'i Ankara'da görevli. Kendilerine görev çıkmasa da sürekli tatbikattalar. Her an koklamaya hazır olmak zorundalar. İşte o köpeklerden biri. Adı İti. Yine eğitimde saklanan bir bomba düzeneği var. Onu bulması için harekete geçiriyor idarecisi. Sadece saniyeler içinde patlayıcıyı tespit edip işareti veriyor. Uyuşturucu ve tütün uzmanı köpekler hedefi bulduklarında kazmaya çalışıyor. Ama onlar bombalarla uğraştıkları için verdikleri işaret basit ve sakin. Oldukları yere oturuyorlar. Polisler o oturunca paketin içinde patlayıcı olduğunu anlıyorlar. Köpek eğer patlayıcı madde var, bomba var ise pasif alarm işaretlediğimiz oturmak süreciyle verdiği tepkiyle maddenin yerini gösterir. Sonrasında iş bomba imha uzmanlarında. Paket etkisiz hale getiriliyor. İndir. Patlayıcı uzmanı dedektör köpeklerin görev süresi 8 yıl. Emekli olduktan sonra da emniyete ait barınaklarda ömür boyu kalıyorlar. İstanbul'da dün çok sıcak bir hava vardı. Kadıköy sahilinde yürüyen bir kadın kavurucu sıcağın etkisiyle fenalaştı, dengesini kaybedip denize düştü. İmdadına yetişense zabıta oldu. Mustafa, ne oldu? Dışarı çıktığımda bir topluluk vardı.
Olay var diye biz yanaştık, baktık içeride bir kız düşmüş. Aşırı sıcağa daha fazla dayanamadı. Baygınlık geçirip denize düştü. Boğulmak üzereyken imdadına zabıta yetişti. Durumu fark edenler sadece olayı izleyip durdu. Arasından bir zabıta abimiz yapıyor, olaya el atıyor, denize atlıyor. Saat 16 sularıydı. Kadıköy sahilinde yürüyen bir kadın iddiaya göre aşırı sıcaktan dengesini kaybedip denize düştü. Havanın sıcaklığından kafası dönüyor. O sebeple olduğunu söylüyorlar. Galiba bir bayan arkadaş güneşten başı dönüyormuş. Denize düştü. O sırada Kadıköy iskelesinde görevli zabıta Mustafa Gül genç kadını fark etti. Zaman kaybetmeden denize atladı. Kadına ulaşıp kıyıya taşıdı. Tişörtü falan çıkarsan. Tişörtü falan çıkarsın. Karakola git abi. Üstünü değiştir. Boğulmak üzere olan genç kadın çevredekilerin de yardımıyla karaya çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlar atlayıp kurtarmış. Ankara Altındağ'da bir gecekonduda yangın çıktı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş. İçerideki yaşlı adam da uykudaydı. Hayatını kurtaransa bahçesinde beslediği kediler oldu. Bakın nasıl. Alevler evi bir anda sardı. Bahçesinde beslediği kediler yaşlı adamın hayatını kurtardı. Ankara Altındağ'da 80 yaşındaki Burhan Nacaksız bu gecekonduda yalnız yaşıyordu. Gece saatlerinde evden alevler yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yaşlı adam o sırada uykudaydı. Bahçesinde baktığı kediler yangını fark etmişti. Yüksek sesle miyavlamaya başladılar. Gürültü çıkardılar. Sese uyanan yaşlı adam kedilere bakmak için bahçeye çıktığında yangını fark etti. Kendini sokağa attı. Yangın kısa sürede bitişikteki eve de sıçradı. Komşularının sesiyle yangını fark eden Ayşe teyze de gecekondudan son anda çıktı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın uzun süre şoku üzerinden atamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Kedilerin sesiyle hayata dönen Buran amcayla komşusu Ayşe teyze talihsiz olayın ardından evsiz kaldı. İstanbul Sancaktepe'de aşırı hızlı olan bir otomobil kontrolden çıktı, taklalar atarak karşı şeride geçti. Kaldırımdaki 3 yayaya çarptı ve ağır yaraladı. Aşırı hız ve dikkatsizlik az kalsın bir felakete neden oluyordu. Akıl almaz kazada 5 kişi yaralandı. Yukarıdan aşağı doğru gelirken hızını alamadı, 180'le geliyordu tahminen. Görüntülerin adresi İstanbul Sancaktepe. Akşam saatleri lüks araç hızla ilerliyor ama sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol levhasına çarptı, ardından da refüje açtı. Araç taklalar atarak ilerledi. O anlar bir mağazanın güvenlik kamerasına da takıldı. Sokak lambasına vurdu. Hala hızını alamayarak burada vatandaş vardı. Kendisi babam oluyor zaten. Araba tampon parçası kafasına sapladı. Yola fırlayan araç saniyelerle yolda seyir halinde ilerleyen diğer araçlara çarpmaktan kurtuldu. Orada da bir yaya vardı. Yayaya da vurdu. Yayayı altına aldı. Durumları çok ağır. Hastaneye götürdüler. Aracın bir ok gibi fırladığı o anlarda kaldırımda yürüyen 3 kişi yaralandı. Aracın içinde bulunan 2 sürücü de ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmak için seferber oldu. Gaziantep'te ise yayaların dikkatsizliği kazaya sebep oldu. Yanında çocuklarla yola fırlayan kadına çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı. O an geliyor şimdi. Kadınlar karşıya geçmek için tehlikeli bir yer seçmişlerdi. Üstelik yanlarında çocuklar da vardı. Ama buna rağmen dikkatsizlerdi. Bir grup yolun bir kısmını aşıp refüje ulaşmayı başardı. Hemen arkalarındaki bu anne ise hızla gelen araçları umursamadan yola atladı. Yanındaki çocukların elini de tutmuştu. Onlar da arkasından koşar adım yola fırladı. Sürücü anne ve çocukları görür görmez frene bastı. Genç kadın ve yanındaki iki çocuğun hayatta kalmasını sağlayan da bu manevra oldu.
kadının. Hatasının bedelini ise sürücü ödedi. Yayalara çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı. Gaziantep'te meydana gelen kazayı MOBESE kameraları kaydetti. Sakarya'da hem komşu hem de akraba olan iki aile deyim yerinde sudan bir sebeple birbirine girdi. Sözlü başlayan kavga bir süre sonra fiziki saldırıya döndü. İki kadın komşuları olan erkekler tarafından sokak ortasında dövüldü. Karşılarındakinin kadın olduğunu önemsemeden saldırdılar. Hayvanlar yanlış ahıra sokulduğu için başlayan tartışma ölümüne dayakla sonlandı. Sakarya, Karacasu'da hem akraba hem de komşu olan iki aile arasında anlaşmazlık vardı. İddia o ki taraflardan biri Mera'dan getirdiği hayvanları yanlış ahıra sokunca iki ailenin kadınları arasında tartışma çıktı. O tartışmaya erkekler de katılınca iş şiddete döküldü. Öfkeden öyle gözleri dönmüştü ki iki kadına ölümüne saldırdılar. Araya giren komşular dayağı sonlandırdı ama tansiyon uzun süre düşmedi. Saldırıya uğrayan kadınların şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma, olaya an be an tanıklık eden güvenlik kamerası kaydını da dosyaya ekledi. Trabzon'da yolun hemen üzerinde yamaçta bulunan kayanın her an kopup aşağı düşme riski vardı ve çevre sakinleri tehlikeyi fark etti ve dalcıların operasyonuyla bakın o risk nasıl bertaraf edildi. Geliyor! Yamaçtan kopup yola düşse faciaya neden olabilirdi. Kendi kendine aşağı yuvarlanması beklenmedi. Kaya düşürüldü, risk ortadan kaldırıldı. Hay. Uf uf uf. Eyvah Davut. Eyvah. Sıra dışı operasyonun adresi Trabzon. Dernek pazarı Çaykara yolunun 400 metre üzerinde yamaçta asılı duran kaya hem yol hem de sürücüler için tehlike arz ediyordu. Yerinden koptuğu an faciaya sebep olabilirdi. Çevre sakinlerinin uyarısı yetkilileri harekete geçirdi. Endüstriyel dağcılar operasyon için düğmeye bastı. Önce yol trafiğe kapatıldı, sonra da kiriko yardımıyla kaya itilip aşağı düşürüldü. Geliyor! Çevre sakinleri başarılı operasyonu nefeslerini tutarak izledi. Bir yandan da cep telefonlarıyla görüntülemeyi ihmal etmedi. Hay. Geliyor ha. Aha. Geldi. Uf uf uf. Eyvah Davut. Eyvah. Mersin'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir karetta deniz kaplumbağası yavrusu denize atılan çuvala dolandı. Kıyıya vuran yavru kaplumbağanın yardımına çevredekiler koştu. Çuvaldan kurtarılan yavrunun durumu neyse ki iyiydi ve tekrar denize bırakıldı. Denize atılan çuvala dolandı. Yavru karettanın yardımına çevredekiler yetişti. Bıçak var mı Hakim? Mersin'de dört arkadaş balık tutmak için deniz kenarına gitmişti. Çok geçmedi, kıyıya nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan karetta yavrusu vurdu. Karetta yavrusu çuvala dolanmış, hareket edemiyordu. Hemen müdahale edildi. Bıçak yardımıyla dolandığı çuvalın ipleri dikkatlice kesildi. Evet, evet. Ölümden dönen yavru karetta denize bırakıldı. Evlenecek çiftlerin önünde gelinlik, damatlık, eşyalar, düğün yeri derken uzayıp giden bir maliyet listesi var malum. İhtiyaçlara bir de altınlar eklenince maliyet tabii daha da artıyor. Peki bütçeyi çok aşmadan düğün takıları nasıl daha ucuza mal edilebilir? Bunu merak ettik. Yanıtı geliyor. Yakın zamanda evleneceğim. Var mı evlenecek çocuğunuz?
Var da şu anda değil. Altının düşmesini bekliyorum. Düğün mevsimi geldi çattı. Evlenecekleri de bir altın telaşı sardı. Kolyeydi, bilezikti derken liste epey uzun oluyor. Ama sizin gözünüz korkmasın. Biz minimum bir alışveriş için buradayız. Şimdi bir kuyumcuya gireceğim. Bakalım ne kadarla çıkacağız? Bilmiyorum, 20 tutar mı? 20 milyardan aşağı mal olmaz. 25 bini bulur. Bu yola çıkanlar ilk olarak ne yapıyor? Tabii ki güzel bir alyans alıyor. Peki acaba fiyatları nedir? Alyans fiyatları 600 TL'den başlar. Aşağı yukarı 3 milyar 5 milyara kadar gider. Yeni evlenecek bir çift için ben klasik bir alyans seçiyorum. İkisine bir bakabilir miyim? Ne kadar tutacak acaba? Tartıyoruz. 1420 lira civarı geliyor. Son fiyat mı? Pazarlık da yapacağım. Tabii, pazarlık payımız var tabii. Nedir? Size bunu 1350 lira yaparız en son. Bilezik seçeceğiz dedik ama hepsi çok güzel. Hangisini seçsem acaba? O yüzden siz söyleyin bana. En çok tercih edilenler hangileri? Çok tercih edilen modeller düz modeller. Şöyle her bütçeye uygun olarak. Bileziklerin içinden bunu beğendim. Tek adet fiyatı 3800 liradır. 3830. Ortalama, şimdi nişanda da takılacak, düğünde de 4 tane yeter mi acaba? Tabi kişiden kişiye tercihlere göre değişir ama ortalaması şu anda Türkiye standartlarına 4 tür ya da 5 adettir ama 4 tane de yeterlidir. 15.350 TL para yapar. Son fiyat mı? 15.000 TL diyebiliriz. Bilezikleri de yüzükleri de aldık. Peki sırada ne var? Düğün setimiz. Şunu seçiyorum ve bakalım fiyatı ne kadar? Bakalım. 2700 TL. Bu tabloda gördükleriniz standart bir düğün alışverişi için. Siz içine saati de koyabilirsiniz ya da güzel bir kelepçe de ama biz minimum fiyatı öğrenmek için buradayız. Öğrenelim mi o halde? Tabii. Bileziklerimiz 15 milyar tuttu. Setimizi de 2500 lira dedik size. Alyanslarımız da 1350. Son fiyat bu ama ben yine de indirim yapar mısınız diye soracağım Zafer Bey. Sizin bir ayrıcalığınız olsun. Size bunu 18.500 yapacağız. 2 yıldır turist azlığından yakınan Kapalı Çarşı esnafının yüzü bu yıl yaşanan turist akınıyla güldü neyse ki. Önümüzdeki günler içinde beklenti hali yüksek. Şimdilerde Arap ve Uzakdoğulu turistlerin akın ettiği Kapalı Çarşı'yı önümüzdeki günlerde Avrupalı turistlerin doldurması bekleniyor. Nereden geliyorsunuz? İran'dan geliyoruz. İran'dan ne kadar zamandır buradasınız? Biz 3 gündür buradayız. Nereden geldiniz? Almanya. Bu sene daha büyük, daha yoğun bir İnsan görüyorum. Zaten her yer full. Otel zor bulduk. Kapalı Çarşı İstanbul'un göz bebeği ve turistlerin şehre geldiğinde ilk uğradığı yerlerden ve Kapalı Çarşı'da turist sayısı da geçtiğimiz yıllara göre her geçen gün artıyor. Genellikle geçen sene Araplar üzerinden bir ağırlık vardı ama bu sene Avrupalı olarak da biraz artış var. Tabii şu anda geçen sene rağmen daha iyi turist sayısı. Biraz daha uzak doğu, Arap ülkelerinden gelen turistler var. Hani Hint kısmı tabii. Hint kısmı falan onlar daha yoğun. Yüzde olarak %20-25 artıştan bahsedebiliriz. Her gün 150 bin ile 200 bin kişi kadar Kapalı Çarşı'ya giriş yapıyor. Tabii ki harekette de bereket oluyor. İlk defamdır ki İstanbul'a geliyorum. İlk defa geliyorsunuz. Nasıl buldunuz Kapalı Çarşı? Çok özel bir şey. Biz her şeye bakıyoruz. Araplar geliyor. Ve Güney Amerika tarafından da yoğun talep var. Ama genelde tabii bizim insanlarımız tercih etmiyor. Kapalı Çarşı'ya gelen turist sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Özellikle rağbet eden turistler ise Orta Doğulu ve Uzak Doğulu olanlar. Onların tercihi ise özellikle aksesuar ve takıdan yöne. Ne aldınız? Biz bunlar aldık. Bileklik. Evet. Beğendiniz demek. Evet, çok çok çok. İstanbul'a hatırasını bırakıyorsun. Evet, evet, evet. Yazdan beklentiniz ne peki? Yani işte şu limanı bekliyoruz. Liman açılırsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Eylül, Ekim aylarında daha çok artışta esasında bekliyoruz. Hem de turistin, daha kaliteli turistin geldiği zamanlar da öyle oluyor. Bir de yeniden gemi turizmi, kruz turizmi başlıyor. Çok sevindirici bir haber. O da bizim için çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Diğer gemileri bekliyoruz. Zaten geminin turizm sektörü olan Kapalı Çarşı'ya çok büyük bir katkısı var. O gelirse işler daha da çok çoğalacak. Esnafın yüzü ilerleyen günlerde daha da gülecek diyebilir miyiz? İnşallah öyle. Yayınımız ATV Ana Haber Bülteni ile devam ediyor. Gündemin en sıcak başlığıyla başlıyoruz ana habere. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya ölümcül bir darbe daha vurdu.
Milli İstihbarat Teşkilatı ile ortak yürütülen operasyonda bir ilk gerçekleştirildi. Örgütün 7 üst düzey yöneticisinden biri Irak sorumlusu Diyar Garip Muhammed ana karargahta öldürüldü. Bu operasyonun ardından PKK'da çöküş hızlandı. Kuzey Irak ve Şırnak'taki operasyonlarda da 4 terörist öldürüldü. Silahlı Kuvvetler ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarihi bir operasyona imza attı. Terör örgütünün üst düzey yöneticisini PKK'nın ana karargahı Kandil'deki ininde öldürdü. Asker 27 Mayıs'ta başlattığı pençe harekatıyla nefes aldırmadığı PKK'ya öldürücü darbeyi çok özel bir operasyonla vurdu. Silahlı Kuvvetler ve MİT, PKK'nın üst düzey 7 yöneticisinden biri, sözde Irak sorumlusu Diyar Garip Muhammed'i takip aldı ve 27 Haziran günü örgütün ana karargahı Kandil'e operasyon yaptı. O terörist, Kortek Virajları bölgesinde saklandığı ininde öldürüldü. Operasyonun iki önemli özelliği vardı. İlki, örgütün ana karargahında bir üst düzey yöneticinin öldürülmesi. İkincisi de sadece yerli ve milli imkanların kullanılması. ...1992 yılında PKK'nın dağ kadrosuna katılan Diyar Garip Muhammed, PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesiydi. Aynı zamanda da Irak sorumlusuydu. Sincar, Mahmur gibi tartışmalı bölgeler ona bağlıydı. Örgütün Irak-Suriye trafiğini de o yönetiyordu. Tarihi operasyonun ardından kontrolündeki bölgelerde örgütte çözülme başladı. Asker, havadan ve karadan yürüttüğü pençe harekatını da kararlılıkla sürdürüyor. Savaş uçakları sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zaf ve Metina bölgelerine bomba yağdırdı. Terör hedefleri yerle bir edildi. İki terörist öldürüldü. Silahlı kuvvetler yurt içinde de teyakkuzda. Komandolar Şırnak'ta, Gabar Dağı'nda operasyondaydı. Kobra tipi helikopterlerin havadan destek verdiği Mehmetçik, PKK'lı grubu gizlendiği yerde sıkıştırdı. İki terörist öldürüldü. Suriye sınırı da oldukça hareketli. Kilis üzerinden bölgedeki askeri birliklere personel ve zırhlı araç takviyesi yapıldı. Sınırın diğer tarafında da Amerika'nın Irak üzerinden gönderdiği 200 araçlık konvoyun yükleri boşalmış halde Irak'a döndüğü görüldü. Türkiye, Kandil'deki o operasyonu konuştuğu dakikalarda Suriye'den bir son dakika bilgisi geldi. Türkmen Dağı'ndaki katliamların ve Reyhanlı saldırısının bir numaralı zanlısı olan Mihraç Ural'a bombalı suikast düzenlenmişti. Ural, Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın taşeronu olarak bilinen THKPC Acilciler Terör Örgütü'nün elebaşıydı. Geçen yıl Eylül ayında yine bombaların hedefi olmuş ve kurtulmuştu. Ural bu son saldırıdan da yine ağır yaralı olarak kurtuldu. Terörist Mihraç Ural bombalı suikaste uğradı. Bu iddia Suriye basınından. Türkmen Dağı'ndaki katliamlar ve Reyhanlı'da düzenlenen bombalı saldırının bir numaralı faili olan Mihraç Ural'ın Laskiye kentinin kırsalında yola döşenmiş bombayla hedef alındığı ileri sürüldü. Ve yine o iddialara göre Mihraç Ural saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu. Suriye yerel basınına göre THKPC, acilcilerin elebaşı Mihraç Ural, Esad rejimine ait ambulans helikopterle Laskiye'den Şam'a götürüldü. Yoğun bakımda olduğu belirtildi. Suikast girişimini ise Suriyeli muhalif gruplardan Serriyet Ebu Amara üstlendi. Silahlı grup tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada saldırının terörist Ural'ın işgal altındaki bölgeleri gezdiği sırada yol kenarına döşenen bombalarla gerçekleştirildiği ifade edildi. Terörist Ural 6 Eylül 2018'de de Laskiye kentinin Selnefah kasabasında bombalı saldırıya uğramıştı. Korumalarından birinin öldüğü, ikisinin yaralandığı saldırıdan Mihraç Ural yine yaralı kurtulmuştu. Bombalı saldırıyı bölgedeki cihatçı örgütlerden Ebu Amara birlikleri üstlenmişti.
37 yıldır Suriye'de yaşayan ve Esad yönetimine yakınlığıyla bilinen terörist Mihraç Ural, 6 yıl önce Mukaveme Suriye adlı örgütü kurup liderliğini üstlendi. 2013 yılında Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyla ilgili 1987'den beri silahlı eylem gerçekleştirmeyen THKPC Acilciler grubuyla Suriye istihbaratı El Muhaberat bağlantıları ortaya çıkarılmıştı. Türkiye, Ural'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarmıştı. Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz ATV Ana Haber'e. Başkan Erdoğan'ın İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleriyle yaptığı toplantının detaylarını dün aktarmıştık. Erdoğan, akşam saatlerinde de İstanbul'daki AK Partili ilçe belediye başkanlarıyla buluştu. O toplantıda da belediyelerin önündeki projeler gözden geçirildi. Ayrıntılar geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız en başta geçtiğimiz dönemle ilgili kış dönemi, seçim konularıyla ilgili iç politika ve dış politika konularıyla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Kısa bir değerlendirme olup milletvekillerimize daha çok zaman ayırmak istiyor. Önce milletvekilleriyle ardından İstanbul'daki AK Partili ilçe belediye başkanlarıyla buluştu. Yerel seçim sonuçlarını ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Erdoğan'ın cumartesi mesaisi yoğundu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 3,5 saat süren toplantıda bir grup milletvekiliyle buluştu. Daha önce Ankara'da yaptığı toplantının devamı niteliğindeki görüşmede vekillerle bundan sonra atılacak adımlar konusunda bilgi alışverişi yaptı. Arkadaşlar, çok iyi hizmetler yapabilmiş olabiliriz. Bu hizmetler gerektir. Yeterli olan o gönüllere girmektir. Vekillerin ardından İstanbul ilçelerinde belediye başkanlığı görevine seçilen isimlerle bir araya geldi. Projeler ve belediyelerde yapılacak işlerle ilgili başkanlardan bilgi aldı. Belediye başkanlarına bazı önerilerde bulundu. Akşam saatlerinde bitti toplantılar. Başkan Erdoğan'ı il başkanlığından AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak uğurladı. Başkan Erdoğan makam arabasına binmeden önce Kurtulmuş'la bir süre sohbet etti. Erdoğan'ın konvoyunun önü binadan çıkarken kesildi. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti Başkan Erdoğan. Yerel seçimlerin ardından parti içinde ilgili kurulları toplayarak değerlendirmeler yapan Başkan Erdoğan'ın il başkanları, kabine ve kadrolarla ilgili bazı tasarruflarda bulunabileceği konuşuluyor. Kulislerde konuşulanlara göre Başkan Erdoğan en geç gelecek 2-3 haftalık süreçte tüm görüşleri toplayıp değişimin çerçevesini belirleyecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Başkan Erdoğan, yerel seçimlerin ardından yapacağı değerlendirmelere göre nasıl bir adım atacağının mesajını MYK toplantısında verdi. Kurmaylarına bazı tasarruflarımız olacak. Buna herkesin saygı duymasını ve alacağımız kararlara herkesin uymasını bekliyorum dediği öğrenildi. Erdoğan'ın sözleriyle birlikte AK Parti kulislerinde bu tasarrufların neler olabileceği konuşulmaya başlandı. Başkanın bazı il başkanlarını görevden alıp parti ve kabinede bazı değişiklikler yapabileceği kaydediliyor. Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan sonra yapacağı geniş kapsamlı değerlendirme ile bunların çerçevesini belirlemesi bekleniyor. Kulislerde muhtemel değişikliklerin en erken 2-3 hafta, en geç de 3 ay içinde yapılacağı üzerinde duruluyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulamasına bakarak daha iyi işlemesi için çalışma yapılabileceğini belirtmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığındaki komisyonun bir çalışma yapması, MHP'nin de görüşlerini alması bekleniyor. Bu çalışma kapsamında bakanlıklardan, bürokrasiden ve milletvekillerinden anket sayılabilecek görüş soruluyor. Gelecek öneriler değerlendirildikten sonra sistemle ilgili bazı adımlar atılacak, tıkanıklık yaşandığı düşünülen noktalarda düzenlemeler yapılacak.
Diplomasi notlarına geçelim şimdi. Türkiye çok önemli bir adım attı Doğu Akdeniz denklemiyle ilgili. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelge ile Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kuruldu. Bu birimin başında Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve bakanların da katkısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile çok daha yakın iletişim içinde olunacak. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında Monaco örneğinde olduğu gibi de bir model hayata geçebilir. Yani Kıbrıs savunma ve dış işleri alanlarında Türkiye'ye bağlanabilir. Doğu Akdeniz'de bulunan ve bulunacak olan her türlü doğal kaynağın adil bir şekilde paylaşımına rıza gösterilmesini sağlayana kadar bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'de enerji gerilimiyle yükselen tansiyon suları ısıttı. Türkiye hem Kıbrıs Türklerinin hem de Anakara'dan doğan haklarının peşini bırakmamakta kararlı. 3 gemiyle yapılan sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları ve bu gemilere Türk askerinin yaptığı koruma bunun kanıtı. İğne ucu kadar hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Genadım yok. Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerde bulunan Rumların Yunanistan, Fransa ve Amerika gibi ülkelerden destek almaya çalışması yeni bir formülü de devreye soktu. Hukuki olarak Türkiye'nin elini güçlendirecek hamleyle Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kuruldu. Genelge Başkan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Koordinatörlüğün başında Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bir bakan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile görüşme ve ilişkileri yürütecek. Böylece Türkiye'den yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunun sağlanması amaçlanacak. Atılan bu adımın ardından Fransa Monaco modeli de yeniden gündeme geldi. Daha önce de üzerinde tartışılan o modele göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özerk bir cumhuriyete dönüşecek. Dışişleri ve savunma alanlarındaki yetkilerini Türkiye'ye devredecek. İç işlerini ise kendisi yürütecek. Böyle bir kararın uygulamaya konulmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınmasının da önü açılacak. Son dönemde bölgede yoğun bir şekilde diplomatik ve askeri adım atan bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika'da savunma ve dışişleri alanlarında Türkiye'ye bağlanacak bir Kıbrıs yönetimini muhatap almak zorunda kalacak. Şimdi Doğu Akdeniz'deki durumu, Türk-Yunan ilişkilerinin bundan sonraki seyrini çok yakından ilgilendiren bir seçim vardı bugün komşu Yunanistan'da. Yunanlar milletvekillerini ve yeni hükümeti seçmek üzere sandık başına gitti. Komşu Yunanistan erken seçim için sandık başındaydı. Kayıtlı 10 milyon seçmenin bulunduğu Yunanistan'da halk 300 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullandı. 40 dereceyi bulan rekor sıcaklık seçimi olumsuz etkiledi. Katılım oranı beklenenin altında kaldı. 1928'den sonra ilk defa yaz mevsiminde Yunanistan'da genel seçimler gerçekleştirilmekte. Sandıklar kapandı. Artık yaklaşık 1-1,5 saat sonra seçim sonuçları ortaya çıkmaya başlayacak. Öyle görünüyor ki Kiryakos Mitsotakis, Yeni Demokrasi Partisi lideri, ülkenin yeni başbakanı olacak. Seçim yarışı Tsipras liderliğindeki sol Syriza ve ana muhalefetteki merkez sağ rakibi Yeni Demokrasi arasında geçecek. Kamuoyu yoklamaları Tsipras'ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde uğradığı mağlubiyetin ardından aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8 ila 10 puan geriden takip ettiğini gösteriyor. Seçim sonuçlarının 2 saat içinde netleşmesi bekleniyor.
Bu konuyla ilgili bir not da aktaralım hemen. Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, bunun altını çizmekte fayda var, Mitsotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi deniliyor anketlere göre. Bunu da söylemiş olalım ve devam edelim şimdi. Yakın coğrafyamızda Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir başka kriz İran. Bugün artık ok yaydan çıktı diyebiliriz. Çünkü İran, batılı ülkelerle imzaladığı nükleer anlaşmanın Amerika tarafından boşa çıkarılması üzerine anlaşma uyarınca verdiği taahhütleri artık yerine getirmeyeceğini ve uranyum zenginleştirme programının üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını ilan etti. Gözler şimdi Amerika'da. İran'la Batı arasındaki nükleer restleşme yeni bir seviyeye taşındı. İran, Amerika'nın çekilmesi ve yaptırımları sürdürmesi üzerine kadük kalan nükleer anlaşmayı deleceğini ilan etti. Buna göre İran, taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına artık uymayacak. %3,67 ile sınırladığı uranyum zenginleştirme oranını kademeli olarak arttıracak. İran'ın bu adımıyla Ekim 2015'te büyük umutlarla imzalanan nükleer anlaşma fiilen ortadan kalktı. İran'ın nükleer programını uluslararası denetime açmasını ve nükleer reaktörlerinde yakıt olarak kullanacağı uranyumun zenginleştirme oranını kısması karşılığında Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkeler İran'a uyguladıkları mali, ticari, enerji ve diğer alanlardaki yaptırımları kaldırmış, İran'ın dondurulmuş olan milyarlarca dolar hacmindeki ticari mal varlığı iade edilmişti. Ama anlaşma uygulanamadı. Donald Trump'ın başkan seçilir seçilmez ilk önemli icraatı anlaşmadan çekilmek oldu. Diğer ülkeler de Amerika'nın yaptırım tehdidi ve baskısı karşısında kendi yükümlülüklerini yerine getirmeyince, yani ortada anlaşma kalmayınca, İran'da beklendiği gibi kendi yükümlülüklerini askıya aldı. İran'ın attığı bu adıma ilk tepki İsrail'den geldi. İran'ın nükleer silah yapacağını savunan İsrail Başbakanı Netanyahu, Avrupa Birliği ülkelerine İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı. Kayalıklardan yuvarlanan üniversiteli dağcıyı jandarma helikopterle kurtardı. O anlar birazdan ATV ana haberde. Pes artık dedirten bir haber var şimdi sırada. Trafik teröristleri yol vermedi diye genç bir çiftin otomobilinin önünü kesti. Saldırdıkları araçtaki kadın hamileydi. Direksiyondaki eşi bunu defalarca söyledi ama şehir eşkıyaları hamile kadının çığlıklarını aldırış etmedi ve bakın neler yaptılar. Tamam, arasana polisi. Arıyorum hamileyim, yapsana bak hayvan herif. Tamam. Hayvan herif, tamam, ne tamam. Yapıyorsun sen? Tamam, bırak. Ara polisi. Polisi ara. Ne yapıyorsun, hamileyim ben, tamam, yazık tamam. Ayıp. Önce yolunu kessi, sonra aynayı kırdı, arabayı tekmeledi. Hamileyim ben çığlıklarına aldırış etmedi, saldırmaya devam etti. Bu kadın hamile! Bu kadın hamile! Yapsana bak hayvan herif! Tamam. Hayvan herif, tamam. Ne yapıyorsun sen? Bu kadarına pes dedirten olay İstanbul Pendik'te yaşandı. Bu saldırının nedeni ise yol vermedi iddiasıydı. Önce aracın yolunu kestiler, sonra arabadan öfkeyle inip çiftin aracının üzerine yürüdüler. Hamile kadının çığlıkları bile saldırıyı engelleyemedi. Yapsana bak hayvan herif! Tamam. Hayvan herif, tamam. Ne yapıyorsun sen? Arabadan inseydik belki bizim canımıza mal olabilirdi. Emniyet şeridinden siyah bir araç ani bir şekilde önümüze girmeye çalıştı. Emniyet şeridinden polis çevirmesini görerek ani bir fren yapmamak için devam ettim ve yol vermedim. Sürücü otomobilin kapılarını kilitleyerek kendini ve eşini saldırıdan korudu. Kapılarımı kilitledim. Daha sonrasında fark ettim ki arkadaşlar hızlı bir şekilde geliyorlar. Sonra telefonumu kayda almaya başladım. Bir sıkıntı olacağı belliydi. Ne yapıyorsun, hamileyim ben, yazık, ayıp. Telefona sarılan hamile kadın ve eşi polisi arayarak zanlılardan şikayetçi oldu. Çekelim kendini, polisi çağıralım. Ara polisi. Polisi ara. Merhaba. Plakasını aldın mı? Aldım. Genç çift şimdi o kişilerin cezasını çekmesini istiyor. Yaptığı terbiyesizliğe bak.
Kayıtlar var, plaka var. Mutlaka emniyet güçleri o şehir eşkıyalarını en kısa sürede yakalayacaktır ve cezalarını da çekeceklerdir. Ümidimiz bu. Bunu da söyleyelim, devam edelim. Antalya'da hasta taşıyan bir ambulansa oksijen tüpü patladı ve çıkan yangın saniyeler içinde tüm aracı sardı. Ambulanstaki sağlık personeli içerideki hastayı kurtarabilmek için canlarını ortaya koydu. Çok çabuk yanıyor. Yandı, insanlar yandı. Oksijen tüpünden çıkan yangın tüm ambulansı sardı. Araba çıktı orada. Sağlık çalışanları kendilerini ve hastayı zor kurtardı. Hemşirelerimizin elleri yanmış. Hastamız da şu anda müdahale altında. Ambulans Antalya Muratpaşa'da durumu ağırlaşan bir hastayı hastaneye yetiştiriyordu. Araç seyir halindeyken içerideki oksijen tüpü patladı. Ardından da yangın başladı. Çok çabuk yanıyor. Yandı, insanlar yandı. Nerede, içinde mi insanlar? Alevler kısa sürede tüm ambulansı sardı. Mahalleli hemen itfaiyeye haber verdi. Ambulans yanıyor. Sokağın üstünü bilmiyorum. Kendilerini dışarı atan sağlık çalışanları alevlerin arasına tekrar girip ambulansta kalan hastayı kurtardı. Hemşireler kendisini attı, ondan sonra sedyeyle hastayı çektiler. Hemşirelerimizin elleri yanmış. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ambulans kullanılmaz hale geldi. Elleri yanan sağlıkçılar ve hastaysa başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Isparta'da Dede Göl Dağı'na tırmanan 4 üniversite öğrencisinden biri iniş sırasında dengesini kaybetti. Metrelerce aşağı yuvarlandı. Bulunduğu noktaya yaya olarak ulaşmak mümkün değildi ve devreye jandarma girdi. Yaralı genç bulunduğu yerden Skorsky helikopterle alındı. Üniversite öğrencilerinin dağcılık macerası kabusla son buldu. 20 metreden düşen genç Skorsky ile kurtarıldı. Konya Meram Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 4 genç Isparta'ya Dedeköl Dağı'na tırmanmaya geldi. 2992 rakımlı dağa tırmanan gençler inişe geçtiklerinde Hasan Demirhan'ın ayağı kaydı. Amatör dağcı 20 metre yüksekten aşağıya düştü. Arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Kayalık arazide yaralı gencin karadan götürülmesi neredeyse imkansızdı. Devreye jandarma helikopteri girdi. Skorsky ile düştüğü yerden kurtarılan Demirhan hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen genç kazayı vücudundaki birkaç kırıkla atlattı. Düzce'de alkollü halde direksiyon başına geçen bir tır sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu. Dev araç tam 4 aracı birden biçti. Bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ankara istikametinde kaza oluyor. Tır karşı şeride geçip İstanbul istikametindekilere çarpıp şarampol atıyor. Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip 4 aracı birden biçti. Bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza bu şeritte olmuş abi. Karşıya geçmiş. Feci kaza Düzce'de meydana geldi. Mustafa Topçu iddiaya göre tırın direksiyonuna alkollü geçmişti. Kontrolü kaybeden sürücü yolda çalışma yapan kamyonete arkadan çarpıp karşı şeride geçti. Ortalık mahşer yeri gibi. Ters yöne giren tır yolcu otobüsüne, otomobile ve tankere çarptı. Tıra vuruyor, tırla beraber ikisi uçuyor işte buradan. Yolcu otobüsü ve tanker çarpmanın şiddetiyle şarampole uçtu. Araçlarda sıkışan yaralıları ise itfaiye kurtardı. Şoför yatağına da baksaydınız. Yolcu otobüsünün şoförü Halim Kaynarca oracıkta hayatını kaybetti. Otobüsün boş olması ise daha büyük bir facianın önüne geçti. Bu otobüsün yatağında da bak şoför var. Baktık arabanın içine. Yaralanan 6 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Çatalca'da ise piknikten dönenleri taşıyan bir minibüs devrildi ve içinde 23 kişi vardı. Hepsi yaralandı. 12'sinin durumu da ağır. Keyifli başlayan gün kazayla bitti. Piknikçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkıp devrildi. 12'si ağır, 23 kişi yaralandı. 3,
4 tane yatan aslan var mı? Akşam saatleriydi. Çatalca'da pikniğe giden bir grup evlerine dönüyordu. Piknik gibi dönüş yolu da keyifliydi. Ta ki minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip araç devrilene kadar. Araçtaki 23 kişi yaralandı. Aralarında çocuklar da vardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. 12'sinin durumu ağır. Çocuklarda omuz dengesizliği, kürek kemiğinde çıkıntı, bel boşluğunda düzleşme. Hepsi skolyoz belirtisi. Peki nedeni ne? Uzun süreli tablet kullanımı skolyoza sebep olur mu? Birazdan ATV Ana Haber'de. Evli kaldığı süre ya da çocuğu olup olmadığı fark etmeksizin ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalan binlerce mağdur var. Konunun çözüme kavuşması içinse gözler mecliste. Mağdurlar hazırlanan düzenlemenin meclis tatile girmeden önce yasalaşmasını istiyor. Meclis kapanmadan önce nafaka mağdurları olarak artık adil bir düzenleme getirilmesini bekliyoruz. Mesut Arabul 2 yıl evli kaldı, tam 11 yıldır nafaka ödüyor. Benim gibi 30 yıldır nafaka ödeyen arkadaşlarımız var. Çocuğunuz var mı peki? Yok, hayır. Tıpkı Mesut Arabul gibi milyonlarca nafaka mağdurunun gözü kulağı meclisten geçmesi beklenen düzenlemede. Bizler mağduriyetimizin giderilmesini beklerken karşı taraf, yani nafakayı alan kişinin de mağdur olmasını istemiyoruz. Nafaka düzenlemesindeki en önemli taleplerden biri de süresiz ibaresinin kaldırılması, yerine bir üst sınır getirilmesi. Öyle ki birçok ülkede evlilik süresi boyunca nafaka ödeniyor. İşte düzenlemedeki önemli seçeneklerden biri de bu. Bir gün evli kalıyorsun. Ondan sonra ömür boyu yani bir cezalandırma gibi bir şey oluyor bu. Adil olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insan geleceğini bağlı. Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde evlilik süresiyle sınırlı tutuluyor. Yani 2 yıl evli kaldıysanız evlilik bitiminden itibaren 2 yıl daha nafaka yükümlülüğünüz oluyor. Ondan sonra bitiyor bu yükümlülük. Süresiz nafaka yeniden yapılan evlilikleri de tehdit ediyor. Çünkü hukukçulara göre yasa bir kadını süresiz nafakayla korurken diğer eşi de mağdur ediyor. Hayatınızda bir üçüncü kişi var ve o üçüncü kişi devamlı evinizin içinde hem maddi olarak hem manevi olarak yıpratıyor sizi. Bir ay evli kalıyorsun, sonra ömür boyu nafaka ödüyorsun. Hiç adil değil yani. Nafaka düzenlemesinde kadının mağdur olmaması için içinde bulunduğu şartlara da bakılacak. Mesela kadının yaşı, çocuklarının olup olmadığı, eğitim durumu, yani kısacası sosyoekonomik durumu göz önünde bulundurulacak ve nafaka ile ilgili bu şartlar doğrultusunda bir karar verilecek. Sofralarımızın olmazsa olmazı ekmekle ilgili tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Şimdi biliyorsunuz birçok uzman ekmeğin insan sağlığı için zararlı olduğunu savunuyor. Hatta kimileri evinize sokmayın diyor ve glutensiz gıda tüketimine yönlendiriyor. Ama bunun tam tersini savunanlar da var. Peki doğrusu ne? İşte uzman görüşleri. Günde en az iki ekmek yiyorum yani. Ekmek şekerdir. Şeker de en tatlı zehirdir. Her bir dilim ekmekle bir yemek kaşığı dolusu toz şeker yiyormuş gibi olursunuz. İnsanlara ekmek yemeyin demek yanlıştır. Çıtır çıtır dumanı üstünde ekmek sofraların baş tacı. Peki ama sağlıklı mı değil mi? İşte bu yıllardır tartışılıyor. Ekmek zehir diyen de var. Şekerden çok şeker diyen de. Şimdi tartışmaya yeni bir boyut eklendi. Alman ekmeği meşhurdur. Almanların hepsi ekmek tüketir. Almanlarda yaş ortalaması 80. Ve sağlıklıdır. O zaman bütün Almanların ölmesi lazım. Bırakın Almanlar İtalya'yı. İtalya ne yiyor? Pizza yiyor. Ne yiyor? Makarna yiyor. Bunların hepsi un. Bu kadar yanlış bir algıyı insanlara nasıl söyleyebiliyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Gastronomi profesörü Haydar Özpınar, ekmek tüketiminin dozunda olduğu sürece sağlığa hiçbir zararı olmadığını savunuyor. Son yıllarda adeta moda haline gelen glutensiz ürünlerin ise sadece hassasiyete olan kişiler tarafından tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Çok ekmek yemek bazı uzmanlar tarafından insanları koyunlaştırıl diyor. Bazıları ise kötü, yani bilmiyorum, öyle diyorlar işte. Siz de kaç ekmek tüketiyorsunuz? Ben tam ekmek yiyorum. Gluten her türlü hastalığın sebebidir, temeli zaten. Öyle bir gündeme geldi ki
Herkese ekmek zehirdir. Ekmeği yemeyelim. Niçin yemeyelim? Bir ticari meselesi, ticari meselesi artık olmuştur. Ekmekle beslenmeyi sağlıklı bulmuyorum. Onun yerine işte börekler falan daha mantıklı geliyor. Hiç olmazsa yumurtadan, sütünden yararlanıp. Ekmek yerine börek. Aynen öyle ama bir dilim yiyorum. Dikkat ediyorum. Piyasada onlarca çeşit ekmek var. Peki hangisi sağlıklı? Tam tahıllı ekmeklerin yenmesinin eğer insanlarda alerjik sorunu yoksa hiçbir zararı yoktur. Skolyoz, omurga ile ilgili en sık görülen sağlık problemlerinin başında geliyor ve teknolojiyle iç içe büyüyen çocukların aileleri de bu yüzden endişeli. Nedeni uzun süre tablet ya da bilgisayar başında geçirilen zamanın skolyoza sebep olabileceği söylentisi. Peki böyle bir risk gerçekten var mı? İşte işin en ehil isimlerinden birinden bu sorunun yanıtı. Aynen, bir tarafının daha şey olması lazım. Uzun süre tablet ya da bilgisayar kullanımı ve yanlış oturma şekli skolyoz sebebi mi? Çocuğu teknolojiyle iç içe büyüten birçok anne babanın en çok merak ettiği sorulardan biri bu. Kız çocuklarında erkek çocuklarına göre 2 ya da 3 kat fazla gözüken ortalama görülme oranında %3 ile 6 arasında değişen bu çağda 9-16 yaş arasında eğrilik her 6 ayda bir çekilen filmlerde 5 derece üzerinde bir artma gösteriyorsa hastaya cerrahi tedavi yapmak gerekiyor. Skolyoz, omurganın sırt ve bel bölgesinde sağa ya da sola doğru eğilmesine verilen isim. Doğuştan olabildiği gibi doğumdan sonraki gelişim sürecinde ya da ergenlikte de ortaya çıkabiliyor. Tabii ki anne babalara büyük görev düşüyor. Özellikle çocuğu banyo yaptırırken ve giydirirken mutlaka çocuğun sırtını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer bir çıkıntı varsa uzmana başvurmanız gerekiyor. Nasıl kontrol ediyorsunuz? Sırtında şöyle yaptığım zaman bir eğrilik, düzlük olduğunu hani ikisi bir anda ikisi eşit mi diye bakıyorum açıkçası. Çocukları banyoya yaptırırken anne ve babalar tarafından bir omuz dengesizliği, kürek kemiğinde bir tek taraflı bir çıkıntı ya da bel boşluğunda tek taraflı bir düzleşme, tek taraflı fazla bir girinti olması 4 yaşından itibaren 16-18 yaşına kadar sırtını, omuzlarını ve kürek kemiklerini ve bel boşluklarını gözlemlemesi lazım. Skolyozun tedavisi ise hastanın yaşı ve hastalığın derecesine göre değişiyor. Büyüme ile ilgili önünde uzun bir dönem varsa korse tedavisi artı egzersiz. Korse tedavisine rağmen eğrilik ilerliyorsa 6 ayda bir yapılan kontrollerde o zaman tedavi şekli cerrahiye dönüyor. Şu aralar benim biraz dikkatimi çekiyor. Yaşıtlarına göre biraz daha eğri gibi duruyor Defne. O yüzden bu aralar bir doktor muayenesine getirmek istedim ve gerekli kontrolleri yaptım. Sonuçlarını bekliyoruz. Skolyozla ilgili bir bilgim var ama bizim çocuğumuzda şu an herhangi bir şey yok. Genel kontrolünü yapıldı. Bir şey çıkmadı. Merak edilen sorunun cevabına gelince Profesör Azmi Hamzaoğlu'na göre dijital cihazların ve oturuş şeklinin skolyozla hiçbir bağlantısı yok. Ben oynayacağım. Kim demiş üç tekerlekli araçlar çocuklar içindir diye? Asfaltı ağlatan üç tekerlekli canavarlar birazdan ATV Ana Haber'de. Yazı karşıladığımız günden bu yana orman yangınlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Birçoğuna neden olansa bizleriz. İstatistikler de tabii bunu açıkça ortaya koyuyor aslında. Önlemenin yolu basit. Biraz dikkat, biraz özen bu kadar. Jandarma bugün piknikçilerle birlikte ormanlardaydı ve ailelerle tek tek konuştu, yangın riskine karşı uyardı. Ormanlar bizim akciğerlerimiz. Evet. Ormanlar olmasa biz nereye gidecektik şimdi bu sıcakta? Son zamanlarda orman yangınlarında artış oldu. Bunun en büyük nedeni ise insanlar. Jandarma yangınların önüne geçebilmek için ormanlık alanlardaki denetimleri yoğunlaştırdı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da havalar da iyice ısınmaya başladı ve İstanbul'un yoğunluğundan ve sıcağından bunalan vatandaşlar da hafta sonlarını özellikle ormanlarda geçiriyor ve vatandaşların huzurlu bir şekilde ormanlarda eğlenip piknik yapabilmesi için hem de ormanları koruyabilmek için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri orman çevresinde denetlemeler yapıyor. İstanbul'da da hafta sonu mangal yakan aileler orman yangını konusunda uyarıldı. Jandarmanın ilk uyarısı ise özellikle mangal yakanlara, çünkü hem yanlış yerde yakılan mangallar hem de tam olarak söndürülmeyen ateşler ne yazık ki ormanlarda yangına sebep oluyor. Sizlerden ricamız
Ne güzel ateşinizi mangalınıza yaktığınız gibi çöplerinizi ortada bırakmayınız. Her nokta tek tek incelendi. Orman içerisinde denetim yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araçlarının girmediği noktalara da motosikletli timler gidiyor ve ormanın dört tarafında aramalar ve incelemeler yapıyorlar. Jandarma amcayı çok seviyorum. İspanya'nın geleneksel boğa festivali başladı. Binlerce kişinin akın ettiği festival alanı daha ilk günden faciaya sahne oldu. Boynuz darbesiyle yaralanan 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Binlerce kişi boğalarla ölüm yarışı yapmak için aynı meydanda toplandı. Heyecan yarışın sonunda faciaya döndü. 3 kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın geleneksel San Fermin Festivali öncesi yine heyecan doruktaydı. Binlerce kişi ünlü boğa koşusu için Pamplona kentine akın etti. Katılımcıların tümü beyaz tişörtler ve kırmızı fularlarla meydanda toplandı. Konfetiler patlayıp marş çaldıktan sonra da boğalar serbest bırakıldı. Amansız koşu dakikalarca devam etti. Birlik görüntüler kayda geçti. Kızgın boğalar ortalığı birbirine kattı. İstikamet önce Pamplona sokakları, ardından da boğaların güreştirildiği pistti. Festivalin ilk gününde kızgın boğaların hışmına uğrayan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 3'ü hayatını kaybetti. Daha ilk günden 3 kişinin ölümüne neden olan festival 14 Temmuz'a kadar devam edecek. Çoğumuz çocukluğumuzda 3 tekerlekli bisiklet kullanmışızdır. Ama şimdi ekrana getireceğimiz 3 tekerlekli taşıtlar öyle çocukluğumuzda kullandıklarımıza hiç benzemiyor. İşte ezber bozan, asfaltı ağlatan 3 tekerlekli canavarlar. Üç tekerlekli taşıtlar çoğu kişiyi çocukluğuna götürse de bu üç tekerlekli oyuncaklar kesinlikle büyükler için. A 100 plus horsepower Rotax engine, comfortably fitted with LCD and dual analog. Slingshot onlardan ilki. First produced in 2014 as an extreme rendition of a motorcycle. 2.4 litrelik motoruyla 173 beygir güç üretiyor ve bu canavarı saatte 240 km hıza taşıyor. Polaris Slingshot is legally available for use in your country. Following which you can join the line to pay a reasonable. Spider'da Slingshot gibi ATV şasisi üzerine oturtulmuş üç tekerlekli bir motosiklet. After a modern snowmobile, the Spider makes use of an 18. Geçen yıl Amerika'da satış rekoru kıran Spider, otoyol devriyelerinin de yeni gözdesi. An attention to detail and flair previously only seen in the finest of art pieces. Evidence of the Can-Am Spider's popularity is seen by the sake of a more than 100,000 units since its release. Bu da Wanderhold. Önden bakınca otomobil ama arkadan motosiklet. Motorworks as a perfect hybrid of a motorcycle and a four-wheeled vehicle. Motoru bir önceki rakibinden daha küçük ama hızla ondan geri kalmıyor. It satisfies your need for speed with a 180 horsepower. Morgan EV3 sıfır emisyonlu elektrik motoruyla benzinli rakiplerinden daha çevreci. In a bundle of British craftsmanship which weighs less than 500 kilograms. Mütevazı hızı ve sınırlı menziliyle macera arayanlardan çok stiliyle farklılaşmak isteyenlere hitap ediyor. Liquid cooled electric motor that produces about 62 horsepower with the help of 21 kilowatts lithium ion battery pack. Üç tekerlek üzerinde hız isteyenlerin gözdesi ise kampanya T-Rex. İsim babası olan Etobur dinozor gibi korkutucu bir görünüme sahip olan T-Rex, hızlı, öfkeli ve farklı sürücülerin favorisi. With adjustable seat backs, a foot pedal box and retractable three-point belts. Unfortunately, production of the Campania T-Rex is in question as the company is. Şehir içi ulaşımında ucuz, pratik ve güvenli çözüm arayan sürücülerse iRoad'dan vazgeçemiyor. 30 miles
miles per hour with a top speed of 37 miles per hour. It's well worth the purchase just to watch this little baby go rampaging down the street. Tek kişilik taşıma kapasitesinin bir dezavantajı olduğunu düşünenlerse tercihini iki kişilik RC motodan yana kullanabiliyor. Exceeding 161 kilometers. And insanely fun to drive. Designed with the company's goal to drive the shift in the transportation and grips. Bluetooth speakers. Bu atlayış yürek ister. Nefes kesen uçurum dalışı birazdan ATV ana haberde. Denizlerde av sezonu biteli çok oldu. O günden bu yana balık yemeyenlerimizin sayısı da bir hayli fazla. Şimdi bunun nedenine gelince yazın balık yenmez inancı. Ama balıkçılar öyle demiyor. Çünkü yazın tüketebileceğimiz balıklar da var ve tezgahlar da dolu. Peki bu mevsimde hangi balığı yemeli ve tezgahta fiyatlar nasıl? Yanıtlar geliyor. Seviyor musunuz balık? Evet. Biz de severiz, çok yeriz. Hangi balığı seviyorsunuz en çok? Hamsi. Palamut. Yaz balık yenmez diye düşünüyorlar ama yazın da tabii mevsimsel balıklar vardır. Mevsimler değişir ama ne değişmez biliyor musunuz? Balık söz konusu olduğunda işte tezgahtaki bu balık manzarası. Evet, yazın biraz daha az balık oluyor ama tezgahlar hiç boş kalmıyor. Deniz balıkları var, çiftlik balıkları var. Peki fiyatları ne kadar? Yaz balıkçılığı çupradır, levrektir, sardalyedir, mezgittir, olta balığı istavrittir, Karadeniz somun. Ya bunlar tezgahlarda bulabiliriz. Kışın bulamayız sardalyeyi. Şu an sardalyenin tam mevsimidir. Bunu kilosu 25-30 bandında. Levrek var, çupra var. Ne kadar fiyatlar? Karadeniz levreği satıyoruz. Tanesi 10 lira. Ayvalık çuprası. Bunları tane 10 liraya kadar satıyoruz. Bir kiloluk çupra levrekler de 50-60 lira arası gidiyor. Olta balığı istavrit var. O da şu an 35 lira. Bir de mezgitimiz var. Ne kadar mezgit? Mezgit kilosu şu an 25 lira. Olta balığıdır. Yani çok da güzel, çok taze balıktır. Bayağı bir ilgilendi oltayla. Evet, balıkla arası iyi. Pişirmeyi biliyor musunuz? Yok. Pişirmeyi de biliyorum tabii ki. Oo, hemen marifetleri de söylüyoruz. Rastgele. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yaptınız, neler çıktı denizden? Ne çıkacak? Sabahtan beri şunları çektik, kefal yani. Balık yemeyi sevmek var ama balık tutmak da ayrı bir tutku. Burada Galata Köprüsü'nde mutlaka oltasını denize atan balıkçılar olur ama bugün çok az kişi var. Çünkü anlaşılan o ki denize atılan oltalar boş dönmüş. Balık yok diye şu an hep şikayetçiler ama. Pazar günleri çok dolu oluyordu burası. Balık yok, dün akşam mezgit yaptı. Bir tane iki tane tutuyor gidiyor. Kış aylarında daha fazladır diye düşünüyorum ben. Yaz mevsiminde en sık karşılaştığımız kazalar kuşkusuz denize havuz atlarken yapılan kazalar. Ama şimdi sizi hayatını uçurum atlayışlarına adamış genç bir ekstrem sporcuyla tanıştıracağız. Eminiz siz de soluksuz izleyeceksiniz. Çoğu kişinin aşağı bakmaya dahi cesaret edemediği yüksekliklerden o suya ölüm dalışları yapıyor. ...24 yaşındaki Amerikalı ekstrem sporcu Chase Rainford hayatını uçurum atlayışlarından kazanıyor. Genç sporcu ve arkadaşları atlayış bölgesinde önce keşif yapıyor. Sonra koreografi hazırlıyor. Çünkü yaptıkları iş atlamaktan ibaret değil. Atlayışı çekici ve izlenir hale getirecek mekanlar bulmak,
akrobatik figürler yapmak ve hepsinden önemlisi bunları en iyi şekilde kaydetmek gibi zorlu bir görevleri var. Kimi zaman iş atlamakla da bitmiyor. Dalgalarla ve akıntıyla baş etmek ve sağ salim kıyıya çıkmak atlayışın kendisinden bile daha zor olabiliyor. Ama 6 yaşından beri uçurumdan dalış yapan genç sporcu 8 yılda sadece 2 küçük kaza geçirmiş. Chase Rinford'un şu ana dek atlayış yaptığı en yüksek irtifa 121 metre. Reklam arasına gidiyoruz, ardından veda etmek için burada olacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar.